TV100'den herkese merhabalar. Saatlerimiz 13. Ben Mehtap Özkan. Gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Yurt dışı temsilciliklerinde sandıklar kapandı değerli izleyenler. Oylar Ankara'ya ulaştı. Katılım oranı ise rekor kırdı. Yüksek Seçim Kurulu bir yandan da milletvekili kesin listeleri üzerinde çalışıyor. Şimdi detayları öğreneceğiz. YSK önünde süreci takip eden muhabirimiz Sertaç Murat Koç'tan. Sertaç, sendeyiz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirecek seçimlerin ikinci turuna artık 2 günden az bir süre kaldı. Hatta saat vermek gerekirse tamı tamına 43 saatlik bir zaman dilimi var. Geri sayım sürüyor. Tabii sandık başına yurt içinde gidilmeden önce bu süreç yurt dışında başlamıştı. Senin de ifade ettiğin gibi ve tam 73 ülke 167 temsilcilikte oylar kullanılmaya başlanmıştı. 20 Mayıs itibariyle aynı gün yine 46 gümrük kapısında da oy verme işlemi başlamıştı ve bu kapsamda rekor kırılmıştı ilk tura göre ve tüm zamanlara göre. Yani 2014'te başlayan yurt dışında oy verme sürecinde tüm zamanların rekoru kırılmıştı ve bu kapsamda 1.905.601 oy kullanılmış durumda an itibariyle. Bunların 24 Mayıs'ta sona erdi yurt dışı temsilciliklerde ve 1.783.107'si bu 73 ülke 167 noktada verildi. Gümrüklerde ise 122.494 oy kullanıldı an itibariyle diyelim. Gümrüklerde 28 Mayıs'a kadar süreceğinin altını çizelim. Tabi bu oylar bir yandan da Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Avrupa kıtasındaki oyların Ankara'ya geldiğini net şekilde söyleyebiliriz ve ATO fuar merkezindeki o kapısında tam 5 kilit bulunan yüksek korunaklı salonda saklanıyor bu oylar ve bugün ve yarın da gelmesi bekleniyor. Avrupa kıtası dışındaki ve okyanus ötesi ülkelerdeki oyların da Ankara'ya getirileceğinin altını çizelim ve 28 Mayıs pazar günü sandıklar kapandıktan sonra, yani saat 17'de bu oylar yine sayılmayacak. Yurt içinde sayım başlayacak ancak ATO'daki oylar 29 Mayıs saat 08'de sayılmaya başlanacak. Gümrüklerde ise sayım işlemi biraz daha farklı oluyor. O gümrük kapısı hangi ilçeye bağlıysa o ilçede oluşturulan geçici yurt dışı ilçe seçim kurulu tarafından sayılacak. Orada biraz süreç daha farklı işleyecek diyebiliriz ve gümrüklerde 28 Mayıs saat 17'ye kadar oyların verileceğini anımsatabiliriz. Tabii bu kapsamda 18 Mart'ta başlayan seçim takvimi de işliyor bir yandan ve 24 Mayıs itibariyle, yani önceki gün, kritik bir ışık daha açıldı bu takvimde. O da milletvekilinin seçiminin kesinleşmemiş sonuçlarına yapılan itiraz süreciydi ve o süreç tamamlandı. Ancak çok sayıda itirazın olduğunu ifade edebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de bunu yaptığımız sohbette ifade etti. Çok sayıda itirazın olduğunu açıkladı net şekilde ve bu itirazlar karara bağlanmaya çalışılıyor şu anda. Yüksek Kurul hummalı bir çalışma yapıyor bu kapsamda diyebiliriz. Ve şunu örnek gösterebilirim net şekilde. Isparta özelindeki o itiraz sürecinde, Isparta'da 14 Mayıs'ta yapılan seçim sonucunda AK Parti 2 vekillik, Cumhuriyet Halk Partisi 1 vekillik ve MHP'de 1 vekillik kazanmış durumda. Ancak orada olağanüstü itiraz sürecinde takvim biraz daha farklı işledi. Son birleştirme tutanağına yine itiraz yapıldı ve bu sonuçların açıklanmasının Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarıyla birlikte olabileceğinin altını çizebiliriz. Yani biz bugün ya da yarın bekliyorduk kesin sonuçların açıklanmasının, ancak sürecin uzayabileceğinin, Isparta özelinde verdiğim örnek gibi, birçok örnek var bunun gibi, sürecin uzayabileceğini net şekilde ifade edebiliriz. Tabii karara bağlandıktan sonra bu itirazlar İlk olarak resmi gazetede milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları yer alacak ve devam eden 3 gün sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi mazbataları tekrar dağıtacak ve yeni yasama dönemine net şekilde başlayacak. Tabii Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim mesaisi de sürüyor bir yandan. Sabah saatlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, yani AGİT,
üyeleri Yüksek Seçim Kurulu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Kritik bir ziyarette Ahmet Yener ve kurul üyeleri bu agite heyetine, yani yabancı gözlemcilerden oluşan bu heyete seçimlere ilişkin bilgi verdi. Bunun altını net şekilde çizebiliriz. Tabii agit 14 Mayıs'ta da 489 temsilciyle ilk tur seçimlerini izlemişti. Türkiye'deki yapılan bu seçimleri 489 temsilciyle izlemişti ve yazdıkları rapor tepki çekmişti. Seçime ilişkin şeffaf olmadığına ilişkin ifadeler yer almıştır raporda. Dışişleri Bakanlığı tepki göstermişti sert şekilde AGİT'in bu raporuna diyebiliriz ve o AGİT üyeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na bir ziyaret gerçekleştir diyelim. Biz yine seçime ilişkin sıcak gelişmeleri takip ediyor olacağız ve gelişmeler oldukça da aktaracağız diyerek sözü yeniden Ankara'dan size bırakalım Mehtap.